Açık Oturum'un 445. bölümüyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel arasında başlayan yeni süreç var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel'in buluşması siyasette de yeni bir sayfa açtı. İkinci buluşma gerçekleştirildi 11'inde. İlki 2 Mayıs'taydı. Bu görüşmeler bir yandan pek çok kişiyi umutlandırdı. Çünkü 31 Mart öncesine baktığımızda yan yana bile gelemeyeceği düşünülen ikili aynı masaya oturdu. Aynı masaya oturmakla kalmadı. Karşılıklı olarak uzun görüşmeler yaptılar ve yapmaya da devam edeceklerinin sinyallerini verdiler. Ve tabii bu görüşmelere pek çok anlam yüklenmeye başlandı. Bu anlamlardan bir tanesi şu, şöyle bir kaygı doğdu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 20 yıllık faturaya ortak etmeye mi çalışıyor? İşte bu sorudan başlayarak konuklarımla bugün CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi irdeleyeceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi Vahap Coşkun, siyaset bilimci Sezin Öney, Reform Enstitüsü'nden yine siyaset bilimci Mesut Yeğen konuklarım. Efendim hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Dilerseniz Teşekkürler. Mesut Yeğen sizinle başlayalım. Siz ne diyorsunuz? Gerçekten ortada bir enkaz var. 22 yıllık bir iktidar var. O 22 yıllık iktidarın geldiği nokta var. Ekonomik krizden tutun da siyasi pek çok krize kadar. Erdoğan yeni bir oyun mu kurguluyor ve bu kurguda Özel'e bir rol mü biçti? Onu ortak etmeye mi çalışıyor? Yani ortak etmeye çalışıyordu ama ve lakin CHP'de epey bir kurumsal yapı. Dolayısıyla hemen bugün CHP yanlış adımlar atarak bütün bu fecaata ortak olacak diyemem. Öyle bir şey olduğunu çok yakın bir tehlike görmüyorum açıkçası. Erdoğan'ın birinci önceliğinin de CHP'yi bu geçmişte yaptığı hatalara ortak kılmak, dolayısıyla siyasi sorumluluğu CHP ile paylaşmak bunlar olduğunu da zannetmiyorum. Daha yapmaya çalıştığının iki başka şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birincisi seçim sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor Erdoğan. Yani seçim sonuçlarının yarattığı havayı esas olarak temizlemeye çalışıyor. Çünkü seçim sonuçları malumunuz Erdoğan için çok böyle hani tahammül edilebilir bir vaziyet yaratmadı. AK Parti tarihinde ilk defa işte birinci parti olarak karşımıza değil artık Türkiye siyasetinde değil. Onun yerine CHP birinci parti olmuş durumda. Büyük bir seçim yenilgisi var. Dolayısıyla öncelikle atmosferi değiştirmeye çalışıyor. Yani bu çalışıyordur herhalde. Demek istediğim şu, yani bunu unutturmaya çalışıyordur Türkiye kamuoyuna. Yeniden kendisinin böyle muktedir olduğunu, Türkiye siyasetinde ana oyun kurucunun kendisi olduğunu göstermeye çalışıyordur. Bence biraz kontrol halen bende duygusunu vermek istiyor. Dolayısıyla İlk etapta yapmaya çalıştığı şeyin 31 Mart'tan sonra oluşan atmosferi biraz kendi lehine temizlemek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bundan da ibaret değil bence Erdoğan'ın yapmak istediği. Bununla beraber aynı anda başka bir planında peşinde olduğu anlaşılıyor ki öyle olması da aslında normal. Bence bütün aslında yorumcuların biraz böyle komplovari düşüncelerden kendilerini arındırması ve Türkiye'de oluşan yeni dinamiklere bakması gerekir diye düşünüyorum. Yani aktörler oluşan yeni dinamikler üzerinden pozisyonlar alıyorlar. Erdoğan da dahil. Dolayısıyla yapıp edilenin arkasında illa böyle bir ötekine bir kumpas kurma, tezgah açmak vesaire değil. Ama oluşan yeni dinamikler karşısında işte kendisini biraz daha rahatlatmak, kendisine yönelik bir avantaj oluşturmak ve karşı tarafı da daha dezavantajlı hale getirmek. Bütün aktörler bunu yapmaya çalışıyordur. Erdoğan'ın da yaptığını bu çerçevede değerlendirmesi gerekir. O itibarla da baktığımızda yani yeni siyasi dinamikler üzerinden önümüzdeki döneme baktığımızda Erdoğan artık şunun farkında, yani 2015'le ya da 2016'da belki açılan dönem kapanıyor Türkiye'de. Yani o milli yerli rejim denen ucubeyle gidebildiği yere kadar gitti Türkiye. Hatta belki daha aslında beklenenden uzun bir vadeyi kapsadı bu bütün bu dönem. Onun sonuna geldiğimizin bence idrakinde Erdoğan. Yani bu da aslında daha
Kurumsal düzeyde baktığınızda AK Parti MHP ortaklığının aslında bir sonuna gelindiği anlamına geliyor ve en azından bir iktidar üretmeyeceği anlamına geliyor önümüzdeki dönemde Türkiye siyasetinde. Dolayısıyla Erdoğan bu miadını doldurmuş şeyin yerine ne ikame edilebilir? Onun arayışında bence yani bu şu anlama gelmiyor kanaatimce. Hemen bugün bu miadını doldurmuş şeyin yerine bir AK Parti CHP ortaklığı düşünülüyor, o tezgahlanıyor diyebilecek durumda olduğumuzu zannetmiyorum. Ama bu görüşme vasıtasıyla yani CHP ile yapılan bu görüşme vasıtasıyla aslında diğer aktörlere de bir alan açmış durumda Erdoğan. İşte malum Akşener'le görüştü. Tahminim bu ki bunu başka aktörler de görüşmelerde takip edecektir. Dolayısıyla oluşacak yeni matris içerisinden iktidar nasıl devam ettirilir? Erdoğan bunun peşine düşmeye bakacaktır. Aynı anda tabii ki Erdoğan'ın malum önemli bir başka derdi var. Anayasa değişikliği, üçüncü dönem aday olabilmenin önünü açabilmek. Bütün bunlar da diğer aktörlere şu anda görüşmeye gerektiriyor. Yani Erdoğan'ın seçim öncesinde de bunu yapabilecek gücü yoktu. Ama şimdi sadece sayısal olarak değil, siyaseten de artık bir gücü kalmadı bunu yapabilmek için. O itibarla da diğer aktörlerle ilişki kurmaya muhtaç. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Sizin siz peki baktığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir oyun kurmaya hamlesi içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Elbette ya, yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Bunda daha çok 31 Mart seçimleri tabii sonuçları ciddi bir tetikleyici olmuştur. Ciddi bir etki bu anlamda yaratmıştır, ama bu etki, biz yanlış yapıyoruz, kendimizi temize çekelim, bakın AK Parti'nin ne başarılı zamanları oldu, reformlara geri dönelim, veya işte neyse, bu Avrupa Birliği süreci, biz kendimize bir format atalım gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bazı AK Partililerin de o fabrika ayarlarına dönmek gibi dile getirdiğini. Erdoğan'ın daha çok bence bir gelecekle yüzleşme durumu oldu 31 Mart seçimleri. Tam bir önüne gelen, yani bir şekilde hayat benim istediğim gibi o yönde, her şeyin kolaylıkla açıldığı ve kendi mirasımı, kendi geleceğimi, sadece 2028 veya bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı için demiyorum. Bana kalırsa Erdoğan'ın derdi yeni bir cumhuriyet oluşumu ve kendisinin bundan sonra kadrolarının, seçeceği kadroların, aile çevresi, Cumhurbaşkanlığı çevresi vesaire vesaire, bütün bu artık bugünkü çevresi ve ötesinde kendi seçeceklerinin yöneteceği bir Türkiye, bir yeni cumhuriyet mirası onun aklındaki. Dert bu biraz. Ve onu tabii ki engelleyecek bir şey çıktı önüne 2019'dan beri. Başka cumhurbaşkanı, başka lider adayları. Ki o işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin Türkiye'yi devralması, ondan sonrasının dönemi yönetiyor olması, kendi mirasının da temizleniyor olması bir anlamda da değişiyor olması. O kendi istediği gibi en azından sürmemesi anlamına geliyor. Yani bu basit bir iktidarda kalma savaşı değil, bu ilelebet payidar olma savaşı aynı zamanda onun için. Bundan dolayı bu yumuşama derken sadece CHP görüşmesi, kendisi yumuşama diyor malum, normalleşme veya başka bir şey, biraz daha Türkiye'nin eski normalleşme denilse Türkiye'nin bir olması gereken veyahut da eski daha pozitif bir normali vardı ve ona en azından bir dönebilme, ona aslında rücu edebilme hali var. Ama yumuşama dediğinizde o gerginliği düşürüp daha kendine müzakere alanı açmak. Neyi müzakere edeceksiniz? İşte bu benim bahsettiğim mirası tahkim etmeyi, yeni cumhuriyetin kalıcılaşmasını, Erdoğan Cumhuriyeti'ni. Şimdi orada dediğim gibi biz daha çok CHP ile görüşmelere bakarız, ama bunun içinde Abdullah Gül gibi eski AK Partililer de var. Ve Meral Akşener hatta, ve başka tabii ki perde arkasında isimler de olabilir ve daha da yeni isimler eklenecektir. Yani Böyle bir geniş durumda geniş bir zeminde müzakere yürütülüyor diyorsunuz. kesinlikle mümkün olduğunca geniş Hı. diyelim,
Ve dediğim gibi bu sadece bir önümüzdeki işte bu ekonomik kriz dönemini kurtaralım. Ben işte bundan sonra bir daha cumhurbaşkanı olayım gibi değil. Ya yani bundan sonra uzun erimli bir evet, kalıcılaşmak, kök salma. Ve ondan sonra doğal olarak kendi haleflerinin çıkacağını ve işte kendi seçeceklerinin Türkiye'yi yöneteceğini düşünüyor. Ve burada tabii ki bir Ekrem İmamoğlu'na mesela yer yok. CHP'nin yönetimi de yer yok. Böyle şeyler değil tabii ki. Olmayacak yani Türkiye'nin geleceği de gibi. Şimdi burada MHP'nin son onu söyleyeyim. MHP'nin oynadığı rol tabii kilitti. Bugünün MHP'sinin. MHP'yi böyle eski haliyle, kurulduğu haliyle buraya gelen gibi bugün de okumamamız lazım. Devlet Bahçeli'nin yönetiminde ve son yıllarda Cumhurbaşkanlığı sisteminde geçiş ve sonrasında MHP'nin bir kliğinin ki içinde sadece MHP'liler de yok. AK Partili de, AK Parti'de de olanlar var. Ve bir kurucu rol üstlenenler oldu. Yani Devlet Bahçeli ve bugünkü MHP yönetimi o işin vitrininde ama MHP'nin kendisini bir kabuk gibi kullanarak bir fasat gibi kullanarak diyelim arka planda başka şeylerin içine girenler, o kurucu rolü üstlenenler, kurucu Cumhurbaşkanlığı sisteminin kuruculuğunda yer alanlar oldu. Özellikle bu 15 Temmuz sonrası tabii ki yeni düzenin sağlanması diyelim ve olağanüstü hal dönemi vesaire. Şimdi burada onlar kendilerini payidar ve kuruculuğun içinde Erdoğan'la beraber görüyorlar. Ve bunun çekişmesi bana kalırsa yaşanıyor. Şimdi her bu tarz Erdoğan'ın bir kendi tarihinde devrim yaptığını düşünürsek bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, başkanlık sistemiyle orada o devrimin içinde yer alan ve arka plandaki belki biraz daha kirli işler, daha opak, karanlık işleri üstlenenler hep belli bir noktada tasfiye edilir. Çünkü daha bir temiz düzene geçmesi gerekir. O devrimin veyahut da o sürecin devam edebilmesi için, kendini köklendirebilmesi için. Ayak bağı olmaya başlar bir süre sonra bu yapılar. Ve burada da biraz onun kavgası yaşanıyor bence. Şimdi o kısım tasfiye olmak istemiyor. Çünkü biz bu kurucu yapının içindeyiz. Tabii bir de söz konusu olan MHP olunca MHP köklü bir parti Türkiye'nin tarihinde. O tasfiye etmek herhangi bir başka yapı, yeni yapı gibi pek de bugünkü kadroları, MHP'nin kendisini demiyorum. Ama bugünkü kadroları veya o bahsettiğim AK Parti içinde olan veya başka yerlerde de olan kliği tasfiye etmek veya biraz pasivize ediyor olmak en azından kolay bir şey değil tabii ki. Evet, peki Vahap Coşkun, şimdi size de şöyle dönmek istiyorum. Az önce sizin örneğin dikkat çektiği o normalleşme ile yumuşama arasındaki farkı ben de dün yazdığım bir yazıda dikkat çekmiştim, ele almıştım. Bunu ben de çok önemsiyorum. Çünkü birbirinden oldukça farklı kavramlar. Yumuşama dediğinizde aslında aynı zamanda zımnen ben eskiden serttim de demiş oluyorsunuz. Ve bazı konularda taviz verebileceğinize dikkat çekiyorsunuz. Ama normalleşme dediğinizde olması gereken neyse o noktaya gelinmesinden söz ediyoruz. Demokrasi ise demokrasi, yasal zemin ise yasal zemin. Şimdi böyle bir çerçeveden baktığınız zaman iki tarafın da aslında farklı bir noktada durduğunu ya da bulundukları zemini farklı tarif ettiklerini söylemek de mümkün olabilir mi? Yani bu noktada şunu sormak istiyorum. Erdoğan bir oyun mu kurguluyor diye sormuştum Sezin Öne'ye. Eğer o kurguluyorsa Özgür Özel'in bir karşı hamlesi de var mı? Ya da öyle görünüyor mu? O çerçeveden bakarak değerlendirmek mümkün mü? Zaten siyaset her daim yeni oyun kurgulamayı gerektiriyor. Ortaya çıkan her türlü sonuçlar sizin yeni bir pozisyon almanızı, bu pozisyonda belki aktörlerinizi değiştirmenizi de beraberinizi getirir. Dolayısıyla Erdoğan da bir oyun kuruyor, Özgür Özel de bir oyun kuruyor. Ve bu oyun kurmayı sağlayan en önemli dinamik de hem Mesut Hoca hem Sezin Hanım ifade ettiler, 31 Mart seçimleri. Yani eğer 31 Mart seçimlerinde iktidar eski gücünü korumuş olsaydı, muhalefet bu seçimlerden mağlubiyetle çıkmış olsaydı, bugün çok büyük bir ihtimalle bir normalleşme ya da yumuşama diye bir gündemimiz olmayacaktı. İktidar kendisine kazandıran bu siyaset üzerinden yürümeye devam edecek ve muhalefeti elden geldiğince kıstırma yönündeki çabalarını sürdürecekti. Ama 31 Mart'ta seçmen bence yepyeni bir kapı açtı. Yani siyasetin
zorlanacağı bir kapıyı açtı ve herkes yeniden bir siyaset belirlemek durumunda kaldılar. AK Parti 2016'dan bugüne kadar sürdürmüş olduğu siyaseti sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde seçimi kazanmasının ciddi bir tehlike altında olduğunu gördü. CHP ise geçmişe kıyasla daha normal bir siyaset izlemenin kendisine alan açtığını gördü ve bunun üzerinden bir siyaset geliştirildi. Ben normalleşmenin veya yumuşamanın adına ne denilirse ben aslında aynı şeyin murad edildiğini düşünüyorum. Seçmenin bir talebi olduğunu düşünüyorum. Ve seçmen bu talebini halen sürdürüyor. Dolayısıyla siyasal partilerin buna sırt çevirmesi, bunun dışında bir siyaset yürütmesinin imkan ve ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yine her iki lider, hem Erdoğan hem Özel, bu süreci bozan veya bu süreci sekteye uğratmak isteyen biri gibi görünmek istemiyorlar. Bunun ardında da bence seçmenin bu normalleşme talebi yatıyor. Ve aynı zamanda her iki aktör de süreci kendilerine en az maliyetle sürdürmek istiyorlar. Veya bu süreçten maksimum kar elde edip minimum zarara çıkmaklarını bu bir siyaset izliyorlar. Şimdi bu hani maliyeti 20 yıllık iktidarın maliyetini tamamıyla CHP'ye yüklemek gibi bir gündemin olduğunu ben de düşünmüyorum Erdoğan'ın. Çünkü burada normalleşme konusunda tarafların mutlak mutabık olacakları alanlar olduğu gibi tamamıyla karşıtı olacakları alanlar da var ve önümüzdeki normalleşme sürecini asıl bunlar zorlayacak. Örneğin Sinan Ateş cinayetinde iktidar nasıl bir tavır alacak? Bu bence çok önemli bir konu. Çünkü bütün bir muhalefet, yani Gelecek Partisi'nden Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hepsi bu cinayetin aydınlatılması gerektiğini söylüyorlar. İktidar burada normalleşmeyi sürdürecekse, yani hukukun gereğini yerine getirecekse, bu iktidar mimarisinin çatırdamasına sebebiyet verir. Yani dün Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama çok açık ve net bir şekilde bu Sinan Ateş cinayetinden dolayı duydukları rahatsızlığı ifade ediyor. Çok açık. Yani bunu bir komplo, bir kara çalma, kara propaganda olarak ifade ediyordu ve bunu söylüyordu. Dolayısıyla mesela bu yumuşamanın, bu normalleşmenin niyeti ne? İkincisi bir kayyum siyaseti. Kayyum siyaseti konusunda nereye gidecek hükümet? Gerçekten hani hukukun normallerine mi gelecek yoksa mevcut siyaseti devam mı ettirecek? Hukukun normallerine geldiğinde bu Cumhur İttifakı sürdürülebilir mi? Veya eski haliyle sürdürülebilir mi? O nedenle bu yumuşama muhteve kazandıkça, içerik kazandıkça ciddi bir şekilde kendileriyle ve aynı zamanda muhataplarıyla bir değişikliği beraberinde getirecek. Ben bu siyasetin iki açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi, evet, Türkiye'de siyasi partiler birbirleriyle konuşmalı. Dolayısıyla bu gidiş gelişlerin kendi başına bir anlamı olduğunu düşünüyorum. İkincisi, bu yumuşama siyaseti veya normalleşme siyaseti kaçınılmaz bir siyasal pozisyon değişikliği yaratıyor. AK Parti içerisinde MHP ile ittifak daha fazla sorgulanır oluyor. AK Parti içerisinde MHP ile ittifak daha fazla sorgulanır olacak. Bu aynı zamanda MHP'yi rahatsız ediyor. İşte Bahçeli'nin açıklamasında var. MHP içerisinde suyu bulandıranlar diyor. Biz Erdoğan'a ve ittifaka bağlıyız ama AK Parti içerisinde bize karşı oyun kuranların da farkındayız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu murat edilen bu olmasa bile bu normalleşme veya yumuşama siyasetinin partilerin beklentilerinden daha farklı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Siyasetin kapısını araladığını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi sıcak bir yazın, politik atraksiyonlar açısından son derece sıcak bir yazın beklediğini düşünüyorum. Hı hı. Peki o zaman şöyle devam edelim. Cumhur İttifakı'na yansıması ne olacak? Çünkü son görüşmenin hemen ardından, hatta öncesinden başlayan MHP'den gelen bir takım açıklamalar var, mesajlar var. Kimi örtülü olan mesajlar, Devlet Bahçeli'nin paylaştığı yüzük, Instagram hesabından paylaştığı yüzükte olduğu gibi örtülü mesajlar var. Açık açık söylenenler var. Mesut Yen nasıl etkiler? MHP bu durumdan rahatsız mı, yoksa o da aynı şekilde oyunun bir parçası mı? MHP'nin rahatsız olduğuna şüphe yok. Bütün işaretler onu gösteriyor. Ben çok aceleci davranmak isterim ama bana bunun artık
dikiş tutacağını zannetmiyorum AK Parti MHP ilişkisinin. Muhakkak ya yeniden tanımlanmak zorunda ya da birbirlerine bay bay diyecekler gibi görünüyor. Çünkü yani biraz önceki söylediklerime ilaveten şunu da eklemek isterim. Türkiye ağır bir ekonomik kriz mi denir buna bilmiyorum ama yoksullaşmadan geçiyor ve hükümetin uygulamaya koyduğu siyasetin böyle 3-5 ayda bu işleri halledeceği falan yok. Kendileri de teslim ediyorlar ki neredeyse aslında bir sonraki 2028'e kadar bir zamana ihtiyaçları var. Bir 3-4 senelik zamana ihtiyaçları var ki seçmen birazcık yani bir nefes alabilsin, durumun işte iyiye doğru gelişebiliyor falan desin. Şimdi durum buysa bu 3-4 senenin bir şekilde yani bu 3-4 sene içerisinde seçmenin hissedeceği rahatsızlığı biraz emecek süvaplara ihtiyacı var iktidarın. Bu yumuşama işlerinin falan da biraz ona bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer bir yumuşamaya falan gidilmezse, CHP bir şekilde yeni bir oyunun içine çekilmezse, seçmenin memnuniyetsizliği giderilemez. Bu iktisadi durumdan dolayı yaşadığı memnuniyetsizlik başka türlü memnuniyetsizliklere, siyasi memnuniyetsizliklere falan yol açabilir. Onun yaratacağı basınç da işte erken seçimi vesaire zorlayabilir. Şimdi AK Parti'nin herhalde şu anda yapmak istemediği bir şey olsa gerek erken seçim. Çünkü şu anda gidilecek bir erken seçim AK Parti açısından gerçekten sonun başlangıcı olabilir. Çünkü siyaseten bence birçok yorumcunun ıskaladığı bir realiteyle karşı karşıyayız 31 Mart'tan sonra. CHP neredeyse İyi Parti yutmuş durumda. Ve bu yutma hali de kalıcılaşmış gibi görünüyor. Yani seçim sonrasında yapılan kamuoyu yoklamalarının hiçbirinde CHP yani belki böyle bir puan falan düşmüş görünebilir seçimde aldığı oyun ama %35'ler civarına sabitlenmiş gibi görünüyor ve İyi Parti'de de neredeyse bir hareket yok. Yani %3'lere falan demirlemiş durumda. Bu da ne anlama geliyor? Yani artık Türkiye siyasetinde bir güçlü AK Parti kadar AK Parti'den daha güçlü bir siyasi aktör var CHP. Şimdi bu olduğu durumda erken seçim gibi bir şey gündeme gelirse seçmenin aşağı yukarı ne yapacağını tahmin edebiliriz. Yani iktidar adayı parti var. Dolayısıyla oraya güçlerimizi yönlendirelim ki bu durumdan bir çıkış olsun. Dolayısıyla AK Parti açısından bu durumu durdurmak, bu durumu değiştirmek Erdoğan açısından elzem. Bu da dediğim üzere MHP ile ilişkileri muhakkak yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Ben Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı yani dünkü bu 1,5 sayfalık açıklamayı doğrusunu söylemek gerekirse Bahçeli'den beklendiği kadar da sert bir açıklama olarak da görmedim. Daha sert bekliyordunuz Evet, siz. aksine. Efendim? Daha mı sert bekliyordunuz? Tabii yani Erdoğan'ın özel ve öldürülen Ülkü Ocakları Başkanı'nın eşiyle yaptığı görüşmeden sonra yapılacak bir açıklamayı ben daha hani ne bileyim işte erken seçim tehdidi işte bırakırız bu işleri türünden bir şey daha yüksek bir tonda olmasını beklerdim. Yani yanılıyor olabilirim ama tonun beklendiği kadar yüksek olmaması bana Bahçeli'nin elinin Erdoğan karşısında o kadar kuvvetli olmadığını gösteriyor. Burada dediğim gibi yanılabilir ama ilk edindiğim izlenim bu. Ki AK Parti'den gelen açıklamalar da her ne kadar hani ittifak devam ediyor vesaire türünden imalar içeriyorsa da böyle Bahçeli'ye yönelik nasıl diyeyim taviz veren açıklamalar da gelmedi. Yani Bahçeli karşısında gelkenleri suya indiren açıklamalar da gelmedi. Dolayısıyla adım adım benim gördüğüm Erdoğan AK Parti Bahçeli'yi bir yere doğru sıkıştırıyor. Bahçeli de bence elindeki kartların zayıflığından vesaireden ötürü o köşeye doğru ilerlemek zorunda. Şimdi o köşeye iyice sıkıştığında çıkıyorum bu köşeden buyurun siz oyununuzu oynayın mı diyecek yoksa ona biçilen yeni role razı mı gelecek? Tahminim MHP kendisine biçilen yeni role razı gelecektir. O yeni rol de tabii ki hani demokratların falan beklediği üzere MHP'nin tümüyle sistemden böyle dışlandığı filan bir rol o bir durum olmayacaktır. Aksine MHP'ye biraz daha belki daha küçük ölçekli bir rolün biçildiği yeni bir durum olacaktır. Buraya doğru gittiğimizi düşünüyorum açıkçası. Sizin siz MHP'nin kendisine biçilen role razı olabileceğini düşünüyor musunuz Mesut Yeğen gibi ve ittifak nasıl bir nereye evriliyor şu anda yaşanan tabloya baktığınız zaman hava nasıl? Yani yeniden dikiş tutmaz tekrar dedi Mesut Yeğen. Siz ne düşünüyorsunuz?
Tabii dikiş tutması zor çünkü evet yani bir böyle şekerle kaplanan taraflar vardı. Cumhurbaşkanımızın yanındayız işaret eden vesaire ama benim özellikle vurguladığım Erdoğan yurt dışındayken yapılmış bir açıklamadan bahsediyoruz ve Erdoğan'ın bu konularda ciddi bir hassasiyeti var. Gezi protestoları zamanı kendisi Tunus'tayken Abdullah Gül'ün açıklama yapması ne kadar büyük bir travma etkisi yaratmıştı yıllarca süren ve Gezi ve konusunda da ayrıca yani daha da görüşünü belki keskinleştiren. Ya bu tür açıklamaları vesaire kendisi orada değilken ve ülkenin içinde, sınırları içinde değilken yapılıcı bir tür muhtıra gibi kendisine sırtından bir tür bıçaklama gibi algılıyor açıkçası. Fakat burada tabii ki bir köşeye sıkışmışlık var. Çünkü daha önce başka örneklerde de olduğu gibi kadrolar var. Yani biz burada MHP'yi görüyoruz ama MHP bir parti olmanın ötesinde her tarafta bir kadrolarla bürokraside, emniyette, işte orduda vesaire güvenlik güçleri her tarafta özellikle tabii ki güvenlik güçleri içinde olması tabii çok önemli. Kadrolaşan ekipler var. Ve hatta AK Partili olup da MHP'lileşmişler var. Bir melezleşme de var orada. Yani zaten Diyarbakır'da mesela bazı işte protestolar olsun işte vesaire oralarda müdahale edenler işte son kayyum konusunda tam bir MHP tipolojisi içinde ama AK Partili ve belli değil bir güvenlik güçleri tipi var. Bu değişik bir şey mesela böyle bir hibrit karakter çıkmış durumda güvenlik güçlerinde. Sadece orada değil mesela Nice'de daha önce bu kaymakam olayı kaymakamın bir imamla gerilimi olmuştu. Oradaki tipolojiyi, bürokrat tipolojisini hatırlayalım. Şimdi bunlar bu kadroları bir şey yapacak belki değiller veyahut da işte AK Parti'ye karşı tehdit oluşturacak değiller ama tabii bunların ötesinde de bir de yeraltı kadrosu var. Bizim tam bilemediğimiz panilerin ancak işte bu Ayhan Bora Kaplan konusuyla işte buzdağının ucu olarak görülüyor ama Türkiye'nin çeşitli yerlerine çok fazla yayılmış bir o yeraltı kadrosu neler yapabilir? Eski ilişkilerden o neler çıkabilir, ne dosyalar, ne ifşalar vesaire kaynağı belirsiz şekillerde daha önce Türkiye'de yaşadığımız gibi. İşte bu bütün bunlar tabii kafa karıştırıcı ve işte grift bir döneme işaret ediyor Erdoğan'ın önündeki. Yani o yüzden bir kere o şey kılıç kınından çıktı. Ha, kılıçlar çekilecek mi bilmiyoruz ama orada kınından çıkmış oldu. Şimdi Erdoğan geri adım atsa diyelim veya geri adım atması değil. Yani bu işte Ayhan Bora Kaplan soruşturması işte o davayı işte Sinan Ateş Sinan Ateş. cinayetine. Evet bunları kaybetse bu diyelim. O zaman siyaset genelinde kendi partisine ve ötesine güçsüz olduğu ve Bahçeli ötesinde o gözüken gözükmeyen kadrolara boyun eğdiğini göstermiş olacak. Bu bir güçsüzlük işareti olacak orada nişanesi olarak duracak ve bundan sonra asıl yönetim oralarda, o kadrolarda olmuş olacak veya böyle gözükecek bu algı Peki yani. tam bunu söylediğiniz noktada şunu da sormakta yarar var. O zaman Ayşe Ateş'le görüşmesi de bir mesaj içeriyor mu Bahçeli'ye karşı sizce? O görüşmeyi tabii ki bilemiyoruz şu an ne kadar mecbur kalarak yaptı. Çünkü artık o kadar ayyuka çıktı ki bu dava ve Türkiye'ye mal oldu ki sadece CHP'nin arkasında durması değil. Ayşe Ateş görüşmedi siyasetçi kalmadı. İşte yeniden refahından işte devasına vesaire vesaire. Yani bütün bunlar Türkiye'nin irili ufaklı bütün da milliyetçi kesimde de bütün partilerle görüştü. Haklısınız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ayrı bir anlamı ve önemi var. Tabii ki elbette, elbette. Yani ben şey için söylüyorum. Yani orada bir mecburiyet mi var? Bu görüşmeyi artık gerçekleştirmek zorunda mıydı Erdoğan kendince? Yoksa bu davayı benim bahsettiğim gibi bir yaşam savaşının kendisi için parçası olduğunu mu görüyor? Şimdi diyelim siz bu dosyayı hasır altı ettiniz veyahut da kapattınız. Bu kadroların güçlenmesi bahsettiğim o gri kadroların MHP vitrininde gözüken ama arkasında da başkalarının da olduğu
o derin kadroları diyelim güçleniyor olması sizin gelecekteki mirasınızın da şu veya bu şekilde tasfiye edilebileceğini gösterir. Siz tamam işte ben kendimi işte şu kadar zaman güvence altına aldım dediniz ama sizin çocuklarınız ne olacak? Aileniz, çevreniz vesaire sizin bir şekilde gayet güzel güçsüzleştiğiniz, daha güçsüzleştiğiniz zaman tasfiye edilebileceğinizin, silinebileceğinizin tamamen çok ciddi bir orada onu garantilemiş olursunuz adeta bu kadrolara boyuna yerseniz. Böyle bir açmaz var Erdoğan'ın önünde. Yani zaman da lehine işlemiyor tabii ki Erdoğan'ın. Yani burada Bahçeli gidebilir bir gün, onun da zaman lehine işlemiyor yaş bakımından ama Bahçeli orada görünen buzdağın ucu tabii ki veya bugünün MHP'nin yönetim kadrosu orada bambaşka, dediğim gibi yayılmış başka bir hapis durum var. Bunun bir şekilde, yani Türkiye daha önce bu çeteler tarihini yaşadı zaten. Daha önce ama devlet, siyaset ve çeteden bahsediyorduk. Şimdi devlet ve çete öyle bir iç içe girmiş durumda ki ortada siyaset yok. Bu siyasetin neredeyse kalmadığı ve doğrudan bir simbiyotik ilişkiye geçtiklerini görüyoruz. Meselemiz bu. Ve Erdoğan nasıl tehdit eden de bu. Hı hı. Vahap Coşkun, o zaman şimdi bütün bunların dışında size bir de topluca aynı şeyi sormak istiyorum. Bir yanda bir Bahçeli gerçeği var, bir yanda Cumhur İttifakı gerçeği var. Ama Cumhur İttifakı'ndan şu anda çatlak sesler çıkıyor, özellikle sürdürülen görüşmeler sırasında. Ama MHP aldığı oy oranına baktığınız zaman, en son aldığı oy oranına baktığınız zaman onunla ters orantılı bir güce mi sahip hükümette? Ve de aynı zamanda hakikaten güçlü mü? Yani dikiş tutar mı, Mesut Yeğen'in tabiriyle dikiş tutar mı bu ilişki şu aşamadan sonra, nereye evrilir Cumhur İttifakı? Devlet iktidarı içerisinde MHP elbette siyasi gücüyle orantı kabul edilmeyecek bir güce sahip. Yani gerek adliyede gerek emniyet teşkilatının içerisinde MHP'nin inanılmaz bir gücü var. Sizin hanıma hatırlattığı bu KURT'taki kaymakam olayından sonra adeta işte baş kaldıran veya işte isyan eden MHP'li bürokratları gördük. Hepsi kendi resmi hesaplarından, kaymakamlar açıkça tavır aldılar ve burada kendilerinin bir şekilde güçlerini kamuoyuna da göstermek istediler. Dolayısıyla siyasi gücü son derece sınırlı, yani sandıkta aldığı güç son derece sınırlı ama devlet iktidarındaki gücü, bürokratik iktidardaki gücü oldukça fazla olan bir MHP var. Dolayısıyla MHP Cumhur İttifakı'nı sürdürürken en önemli amellerinden bir tanesi ve bu devlet iktidarındaki gücünü korumak ve bunu korumaya sonuna kadar da çalışacaktır. Bu yönde çabalarını sürmeyecektir. Şimdi ben AK Parti'nin bu normalleşme ya da inşaat denilen sürece girerken Erdoğan iki önemli amacının olduğunu düşünüyorum. Başka amaçlar da olabilir ama ikisi bence öne çıkıyor. Bir tanesi bir anayasa meselesi. Bir anayasa değişikliğini sürekli gündemde tutmaya çalışıyor ve bir anayasa değişikliğe imkan bulursa yapma yoluna gidecek. Ama anayasanın değişmesi tek başına yapabileceği bir şey değil. Muhalefet ile konuşmasını, muhalefetle uzlaşmasını gerektiriyor. Muhalefet şu anki sistemi kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla bir anayasa değişikliği olacaksa, örneğin yarı başkanlık veya parlamenter sistemin de konuşulabileceği bir değişiklikten söz edeceğiz. MHP buna tamamıyla karşı. Yani her açıklamasında %50 artı birden asla taviz verilmeyeceğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletin temeli olduğunu ve ondan vazgeçilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla eğer bu anayasa tartışmasını sürdürürse Erdoğan, MHP'nin bundan haz etmesi beklenemez. İkincisi, Erdoğan aktörlerini çeşitlendiriyor. Yani Bahçeli'nin en önemli gücü bu son 8 yıl içerisinde Erdoğan'ın direkt ilişkiye girdiği tek aktör olmasında. Yani bir alternatifi yoktu ama Erdoğan alternatiflerini oluşturuyor. Aktör çeşitlenmesine gidiyor. Abdullah Gül'le görüştü, Meral Akşener'le görüştü. Belki yarın ertesi gün Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan ile de görüşebilecek ve dolayısıyla o havuzunu daha da genişletecek. Bence Özgür Özel ile görüşüyor en önemlisi. Bence burada da bu aktörlerin bu kadar çeşitlenmesi, AK Parti üzerindeki MHP hipoteğini kaldırmaya yönelik bir
hareket olarak algıladığından bahsettiğini bundan da rahatsız. Yani o nedenle bu sürecin tamamından rahatsız olduğunu düşünüyorum. Açık ama bir muhtıraydı benim kanıma göre. Ama bu muhtıra biraz kafası karışık bir muhtıra. Yani köprüleri tamamıyla da atmak istemeyen bir muhtıra. Metne baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin normalleşmeyi bir siyasi operasyon, çok bilinmeyen yeni bir denklem olarak nitelendiriyor. Ama biz de normalleşmeden tarafız diyor. Veya Sinan Ateş cinayeti hakkında bu artık MHP'ye karşı oluşmuş bir karalama kampanyasına dönüştü diyor. Ama biz de gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz diyor. Veya AK Parti hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na sonuna kadar bağlıyız, Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar sürdüreceğiz. Ama AK Parti içerisinde suyu bulandırmaya çalışanlar var diyor. İttifaka gelince eğer biz bir bariyersek, bir engelsek biz bu bariyerlikten çıkabiliriz, bu engel olmaktan çıkabiliriz diyor. Ama mecliste yasaları desteklemeye devam edeceğiz ifadesi söylüyor. Dolayısıyla bir taraftan res çeken ama bir tarafta da sadakat belirten bir tavrı var burada. Bu da hani MHP'nin şu anda dediğim gibi bütün bağları koparma yönünde bir hazırlığın olmadığını gösteriyor. Bu Erdoğan'ın elbette elini genişleten, oyun alanını genişleten bir husus. Son 8 yıl gibi olmayacak. Yani bundan sonra yarın ertesi gün kopması belki beklenmese de bu ilişkinin, ama son 8 yıldaki gibi hani sorunsuz bir ilişki olmayacak. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Geleceği MHP'nin ne kadar zorlanacağı tayin edecek bence. Bu anlamda ateş davası bence son derece önemli. Yani burada eğer dava gerçek manada delillerin araştırılması, ülke ocaklarının sandık sandalyesine oturtulması boyutuna varırsa o zaman MHP köprüleri atabilir. Yani bu daha önce de yaptığı bir şey. 2002'de AK Parti iktidara getiren süreçte, 2015'te 2007 Haziran seçim sonuçlarının iptal edilmesini sağlayan süreçte veya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçen süreçte hep oyun kurucu rolünde Bahçeli vardı. Dolayısıyla eğer bu kadar zorlanırsa, hükümet tarafından zorlandığını hissederse o zaman belki çok radikal bir adım atabilir. Ama bu seviyeye gitmezse, arada bir takım müştereklerde buluşurlarsa Mesut Hoca'nın dediği gibi rolünün azaltılmış olmasına rağmen ama devlet iktidarını koruma gayesine uygun olarak bu süreci devam ettirebilir. Fakat artık eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi bir ilişki yok artık karşımızda. Peki son tura giriyoruz. Şimdi son turda kısa kısa değerlendirmelerinizi rica edeceğim. İki görüşme oldu dedik başlarken. O iki görüşmenin devamı gelecek gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında. Bu ilişki önümüzdeki süreçte nereye evrilir diye düşünüyorsunuz Mesut Yen? Valla ben yavaş yavaş bir bu yumuşamanın bir normalleşme adımıyla destekleneceğini düşünüyorum. Yani bu 28 Şubatçı generallerin serbest bırakılmasının bir açılış adımı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Kavala ve Giz dosyasında yeni şeylerle devam edecektir. Adımlarla devam edecektir. O itibarla Eylül'e kadarki sürenin hani bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ama ondan sonrası biraz dinamik bir şey. Şimdi yazın rehavetinde çok böyle yaratacağından beklenmez ama tahminim o ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde Gezi ve Kavala davasını daha çok konuşuruz ve oralarda MHP'nin biraz direnci test edilecektir. O test de biraz önce Vahap'ın dediği türden bir sonuç yaratır gibi geliyor bana. Yani bu Sinan Ateş cinayeti davasında bir kısım kelleler alınır belki ama MHP'yi kurumsal olarak rahatsız etmeyecek bir hal yolu da bulur. Bizim devletimiz bu konuda mahirdir biliyorsunuz. Buna mukabil de işte CHP'nin beklediği daha böyle ayın kararlarının uygulanması türünden Kavala ve Gezi dosyasında bir takım adımlar atılır diye bekliyorum. Kendi adıma MHP'nin böyle gemileri yakan bir siyaset izlemeyeceğini düşünüyorum. Yani biraz önce hem sesin önüne Muhab Kürşü'nün yorumlarına tabii ki katılıyorum ben de. Yani MHP bürokraside, yargıda ve emniyette çok güçlü, çok açık ama hani Gülen cemaatiyle benzer alışkanlıkları da olmayan bir hareket bu sonuçta. Komplocu değil. Yani devletin asıl sahibi gibi görüyorlar kendilerini.
Hani hiçbir zaman böyle devleti yeniden ele geçirmek gibi bir şeyleri yok. Daha çok bir balans gücü olarak görüyor MHP kendisini. Yani devletin ne bileyim balansı bozulduğunda o balansı düzeltmekle mükellef bir aktör olarak görüyor. Bu perspektife sahip olduğu için de AK Parti, entelektüeller, işte başka aktörler tarafından şunu da ikna edilebilir. Devletin şu anda ihtiyaç duyduğu balans normalleşmeyi gerektiriyor. Ne bileyim işte yumuşamayı gerektiriyor. Buna da MHP bence ikna edilebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şey beklemiyorum. Yani MHP'nin bütün kadrolarıyla AK Parti'ye kılıç çektiği bir siyasi ortam hiç beklemiyorum. Bunun çok olacağını da zannetmiyorum. Aksine demin söylediğim üzere MHP'lilerin de biraz hani güçlerinin törpülendiği ama öte yandan da içlerine sinen türden bir normalleşmenin önünü açacaklarını düşünüyorum. Bu sözünü ettiğiniz yalnız aynı zamanda tüm tarafları kastederek söylüyorum. Herkesin kırmızı çizgisini bir kenara koymayı da beraberinde getirmiyor mu? Yani herkesin derken kimleri kastediyorsunuz MHP, bilmiyorum AK ama. Parti ve CHP açısından söylüyorum. Yani üçünün üç tarafında belli kırmızı çizgi. CHP'nin eli bu konuda daha rahat. Yani onların kırmızı çizgileri işte demin Vahap'ın söylediği bir şekilde bu yeni rejimine devam etmemek ya da ona böyle makyaj kabiliğinden değişiklikler yapmaya destek vermemek. Bunlar şu anda. Ama MHP'nin burada en zor durumda olan bence MHP. Yani MHP bu 2016'da kurulan rejimin esnetilmesine razı olmak zorunda. Ki herkes aşağı yukarı kabul ediyor ki bu rejim neredeyse hiç yoktan MHP tarafından zaten vaat edildi 2016'dan sonra. Yani AK Parti'nin gündeminden uzaklaşmış bir başkanlık rejimini MHP getirip oraya koydu. Büyük bir ihtimalle bir planları, bir işte hesapları vardı. O hesap, yani o işin müellifi olarak MHP bu işten vazgeçmek zorunda. O itibarla kırmızı çizgileri en fazla pembeleştirilecek olan ya da MHP. pembeleştirilmesi beklenen bence MHP. Yani AK Parti açısından kırmızı çizgiler nedir çok bilmiyorum. Ama onların da şu aldıkları oy oranlarından sonra çok ısrarcı olabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Biraz yine başlangıçta sizin örneğin dediği kaygılar galebe çalacaktır. Yani Erdoğan açısından iyi kötü kurdukları bir rejim var. O rejim içerisinde de AK Parti işte muhafazakar, dindar denen kesimleri bir şekilde donatmış ve sekülerler karşısında daha güçlü konuma getirmiş durumda. Hatta neredeyse sekülerleri böyle purge etmeye yönelik, nedir silip süpürmeye yönelik bir eğilim son dönemde sergilediler. Yani onu elde tutmak, elde edilen gücü muhafaza etmek Erdoğan açısından, AK Parti açısından, onları destekleyen toplumsal kesimler açısından bence fazla bile olacaktır. O itibarla onların da hani şu oluşan siyasi tablodan sonra elimizdeki hiçbir şeyi vermeyiz, işte elimizdeki her şeyi muhafaza etmeye çalışırız durumdan bir pozisyonda olabileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Sizin öneyi sizce nereye evrilir bu görüşmeler? Çok kaygan bize mi? Gerçekten bu noktada ne olacağını öngörmek zor bana kalırsa. Şu aşamada Erdoğan'ın geçmişteki bu tür durumlarda ne yaptığına bakarsak gerçekten kendisini tehdit olarak gördüğü bir şey olunca bir duruyor, bekliyor önce harekete geçmeden. Ve tepkisini ondan sonra veriyor. Yani burada da birdenbire işte ortalığı yıkıp dökeceğini zannetmiyorum elbette. Zaten böyle dediğim gibi bir köşeye sıkışmışlık da var ortada ne olursa olsun. Dolayısıyla işte bir tansiyonu aşağı çekmeydi vesaire biraz ona doğru odaklanması olası. Bu özellikle ekonomik krizin etkilerini de düşünmemiz gerek. Yani şimdi de önümüzdeki dönemde ya biz tek boyutuyla işe bakamayız. Erdoğan perspektifinden baktığımızda mesela Temmuz'da NATO zirvesi var. Bir yandan onu da idare etmesi lazım mesela. Ya yani işte ekonomik kriz öte yanda orada vesaire bir işte askeri operasyon yapılacaktı. O no, tam düşük yoğunluklu olarak sürüyor ama ne olacak belli değil vesaire. Böyle bir orada da sıkışmışlık var. Her şey bir arada bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde tabii idare edilmesi gerektiği için her konu ona bakıyor yani son kertede. Ve burada hemen bir harekete geçmesi elbette söz konusu olup da bir külli savaş kadrolar arasında mümkün değil. Bir de hibritleşme var ortada işte. Mesele de bu zaten yani. Orada çok kolay temizleyebileceğiniz
Mesut'un söylediği gibi bir illegal yapıdan veyahut da işte bir tarikatten veyahut da bir Türkiye tarihinde olmayan bir partiden yeni çıkmış bir kadrodan bahsetmiyoruz. AK Parti kadroları, MHP ideolojisi, MHP kadroları ve yeni türeyen bir takım yükselen bürokraside insanlar, gençler vesaire, her şeyin birbirine girdiği bir Arap saçı demiş. Arap saçı da ayrımcı bir yaklaşım oluyor. Kusura bakmayız. Doğru bir ifade değil. Ama bunu anlattığı bir gördüğüm diyelim. Karmaşa içinde bunun neresinden kim tutacak, nasıl tutacak gibi. O yüzden bu zaten yumuşamayla Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı bu alan açmak, bir kendine mevzi kazanıyor olmak, taraflarını çoğaltmak. Evet, tabii bu MHP'yi de yalnızlaştırmak anlamına geliyor. İşte MHP de burada taarruza geçiyor zaten. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şu an MHP dışında çözülmesini istemeyen var mı siyasi olarak? Her taraf bu dava ile ilgili bir tavır almış durumda ki almalı da bence. Çünkü bu mesele Tahir Elçi cinayeti nasıl orada faili meçhul kaldıysa bir sonraki siyasi cinayetin tetiğini de siz çekmiş oluyorsunuz. Sinan Ateş dosyası da budur tam olarak. Siz gelecekteki bir siyasi cinayetin tetiği orada çekili duruyor. Hangi ideoloji olur, kim olur, ne olur bunu bilemiyoruz. Ama herkes olabilir. Her taraf olabilir. İşte bu mesele. Ondan dolayı bir yandan onu bir ertelemek vesaire mümkün olabilir ama Erdoğan için orada kendiyle de ilgili bir yaşam savaşı gördüğünü düşünüyorum. Yoksa hukuk yerini bulsun, adalet yerini bulsun vesaireydi. Mecburiyet derken ben biraz bunu kastettim biraz önce. Adalet duygusuyla değil bu dosyayla ilgili Ayşe Ateş'le ilgili görüşmesi vesaire. Ama bir yaşam savaşının belki parçası olarak içgüdüleriyle, siyasi içgüdüleriyle bunun farkına varıyor. Dediğim gibi yarın öbür gün o tetiğin kime çekileceği belli değil çünkü. Hı hı. Evet Vahap Coşkun, aynı soruyu size de yönelteceğim. Evet. Önümüzde nasıl bir süreç var? Daha da gelişip yeni hamleler mi beklemeliyiz bu ikilinin görüşmelerinden? Tabii birçok aktör ve birçok faktör var. AK Parti ile CHP açısından baktığımızda ben bu normalleşme hamlesinin maya tuttuğunu görüyorum. Yani iki tarafta bunu sürdürme konusunda iradelerini net bir şekilde ortaya koydular. İşte bundan sonraki bir görüşme herhalde AK Parti'nin ekonomi kurmayları ile CHP'nin ekonomi kurmayları arasında olacak. Bir sonraki görüşme muhtemelen Kıbrıs'ta gerçekleşecek vesaire. Dolayısıyla iki lider de bunu sürdürme konusunda mutabık görünüyorlar. O nedenle bu süreç bu şekilde devam edecek. CHP bence burada doğru bir strateji izliyor. Yani AK Parti de her görüşmesinde toplumun çok önemli bir kesimin talebi olan konuları gündeme getiriyor. Ekonomi ağırlıklı konular, işte emeklilerin maaşları, asgari ücretlerin maaşları, yeni bir zamın yapılması vesaire. Bunun yanında hani tırnak içerisinde daha ideolojik denilebilecek konuları daha öteliyor. Sık bir ses. Evet. Örneğin kayyum meselesini dile getiriyor. Hukukun uygulanması meselesini dile getiriyor ama ağırlığını daha fazla bu ekonomik problemlere, daha fazla kesimin ilgi duyacağını düşündüğü meselelere yöneltiyor ve bunda da bir karşılık buluyor. İktidar buna bir cevap vermek zorunda kalıyor vesaire. Eğer bu konuda adımlar atılırsa bile bu CHP'nin de bir kazanımı olarak yazılacak. Dolayısıyla CHP'nin oyun kurucu basmasını derinleştirecek olan bir süreç. O nedenle bu yumuşama süreci de CHP'nin istediği stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum. Keza Erdoğan'ın meşruiyetini hiçbir şekilde tartışmamak, protokol ve benzeri gibi anlamsız sembol savaşlarına girmemek gibi tercihlerinin de bu anlamda doğru olduğu kanaatini taşıyorum. AK Parti ile MHP arasında gelince bence burada iki önemli bir olay var. Bir tanesi programın başından beri konuşuyoruz. Bu ateş davasının geleceği. Dünkü MHP bildirisinde yol ayrımı gibi bir ifade kullanılmıştı. Yani ateş dosyası aslında yol ayrımını da ifade eden bir dosya. Burada da iki yol tercih edilebilir. Biri Mesut Hocam'ın dediği ve daha yüksek ihtimal olan hani dosyayı belirli bir sınırda tutmak
kamuoyunun talebini, kamuoyunun işte adalet ihtiyacını bir şekilde karşılamak ama MHP'nin kurumsal kimliğine herhangi bir zarar vermemek yönünde bir yol izlenebilir. Bu takdirde AK Parti ile MHP ilişkileri biraz sarsılsa bile devam edebilir. Ama eğer daha da derinleştirilirse bu dosya, o zaman oradaki ilişkileri daha da sertleşebileceğini düşünüyorum. Birinci faktör bu. İkincisi de Erdoğan'ın bu aktör çeşitlendirme, alan genişletme siyaseti nereye kadar sürdüreceği. Örneğin buna yeni aktörleri dahil edip etmeyeceği. Örneğin Davutoğlu, örneğin Babacan'ı dahil edip etmeyeceği. Onlarla da görüşüp görüşmeyeceği. Bence bu tür alanı genişleten, aktörü çeşitlendiren her türlü hamleyi MHP kendi üzerinde bir baskı olarak hissediyor ve buradan bir tehdit algısı görüyor. Dolayısıyla eğer biraz daha sıkıştırmayı isterse Erdoğan, bu alanı daha fazla genişletme yoluna gidebilir diye düşünüyorum. O nedenle Mesut Hocam, yazın rehaveti belki çok büyük adımlar atılmasını beklemememizi söylüyor dedi, doğru. Ama bu tür adımlar olursa da o zaman yaz çok da sıcak geçebilir yani siyaset açısından. Efendim çok çok teşekkürler ediyoruz yayınımıza, programımıza katıldığınız için. Görünen o ki önümüzdeki süreçte yeni açılan bu sayfayı çokça konuşuyor olacağız. Böylelikle bir açık oturumun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.